Mutluluk. Herkese merhaba. Pottür podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sizlerle tekrar karşılaşmak çok güzel. Artık Türkiye'de yaz mevsimini yavaş yavaş bitiriyoruz. Hatta Eylül ayı itibariyle sonbahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Eğer bundan önceki podcastları dinlemediyseniz size kısaca kendimden ve neden bu podcastleri yaptığımdan bahsedeyim. Ben Hasan. Bursa'da yaşıyorum. Aslında makine mühendisiyim. Dil öğrenmek benim için büyük bir hobi. Şu an toplam 4 dil konuşabiliyorum. Gerçi Yunanca başlangıç seviyesinde diyebilirim. Ayrıca bir dili ilerletmek için en güzel yollardan birisinin podcast dinlemek olduğunu söyleyebilirim. Mesela ben hemen hemen her gün podcast dinliyorum. Bazen podcast dinlerken sıkılıyorum. Neden mi? Çünkü bazen sıkıcı konular hakkında podcastler ile karşılaşabiliriz. Öyle değil mi? Benim burada asıl yani temel amacım sizlerin ilgisini çekebilecek konular seçmek. Ayrıca hem Türkçenizi ilerletmek hem de genel kültürümüzü birlikte arttırmak istiyorum. Tekrar hatırlatayım. Ben bu podcastları orta seviyede ve onun bir alt seviyesinde Türkçe bilen yabancılar için hazırlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi biz burada gramer kuralları hakkında konuşmuyoruz. Eğer isterseniz internette Türkçe gramer kurallarını anlatan yüzlerce site bulabilirsiniz. Sizlerden bu podcastı sakin bir şekilde dinlemenizi ve maksimum seviyede anlamanızı istiyorum. Belki ilk seferde hepsini anlamayabilirsiniz. Bu durumda defalarca dinleyebilirsiniz. Her seferinde çok daha fazla şey anladığınızı göreceksiniz. Bu kadar tavsiyeden sonra hadi geçelim mi bugünün konusuna? Ne dersiniz? Bugün sizlerin ilgisini çekebilecek bir konu seçtim. Hepimizin sürekli aradığı ve ulaşmakta zorlandığı bir şey. Ne olabilir? Bazılarının söylediğini duyabiliyorum. Evet, mutluluk. Bugün mutluluk konusunda bir podcast hazırladım sizlere. İsterseniz mutluluğun bir tarifi yani tanımı ile başlayalım. Mutluluk aslında kendimizi tamamıyla memnun hissettiğimiz andır diyebiliriz. Ayrıca mutluyuzdur kendimizi iyi hissediyorsak. Öyle değil mi? Düşünün. Yaz mevsimindeyiz. Temmuz ve Ağustos aylarında. Türkiye'nin güney kasabalarında birinde tatildesiniz. Hava çok sıcak. Siz en sevdiğiniz arkadaşlarınızla muhteşem bir havuzdasınız. Kafanızda hiçbir problem yok. Hayatınızın en muhteşem tatilini geçiriyorsunuz. O an çok mutlusunuzdur. Ama hayat bundan biraz daha komplike aslında. Öyle değil mi? Dünya mutluluk raporuna geçmeden önce işin biraz filozofik boyutundan bahsedeyim sizlere. Antik Yunan çağında filozoflar mutluluk fikriyle çok ilgilendiler. Hepinizin bildiği gibi filozoflar ahlak, erdem, iyi, kötü üzerine sorular sorarlar ve biraz soyut yani anlaşılması zor fikirler üzerinde yazılar yazarlar. O dönemin ünlü filozofları kimlerdi hatırlayalım mı birlikte? Sokrat, Platon ve Aristo örneğin. Maalesef o dönemde bu filozoflar mutluluğun tanımı konusunda aynı fikirde Olamadılar. Ama hepsinin ortak kararı mutluluk insanın nihai yani son amacıdır şeklindeydi. İnsanlar ona ulaşmak için her şeyi yaparlar. Örneğin birçoğumuz para kazanmak için çalışırız ve bu, bu para bizi mutlu etmelidir. Öyle değil mi? Bu parayla bizleri mutlu edecek şeyler alabiliriz. Örneğin bir ev alabiliriz, bir araba alabiliriz, bir tatil'e çıkabiliriz. Başka bir örnek vereyim. Hayatınızı paylaşacağınız birisini aradığınızda, yani bir eş aradığınızda onunla evlendiğinizde çok mutlu olacağınızı hissedersiniz. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi yaptığımız tüm aksiyonları mutlu olmak için yapıyoruz. Burada anlıyoruz ki filozofların dediği gibi hepimizin nihai hedefi mutlu olmak. Unutmayalım, mutluluğun arkasında zevk vardır. Çünkü zevk bir arzunun ya da ihtiyacın tatmininden gelir. Örneğin lezzetli bir yemeğin size verdiği zevki düşünün. Ya da örneğin uzun zamandır bir arkadaşınızla görüşmüyorsunuz. Bir gün sizi görmeye geliyor. Onunla görüşmek size zevk verir. Öyle değil mi? Ama unutmayalım ki bazen zevk veren şeyler zarar da verebilir. Örneğin sigara içmek. İçerken zevk alırsın ama aslında sağlığınıza zarar verir. Başka bir örnek vereyim. Arkadaşınızla bir partidesiniz çok eğleniyorsunuz ve birlikte içki içiyorsunuz. O akşam çok zevk almış olabilirsiniz. Ertesi sabah uyandığınızda bir baş ağrısı olabilir. Bazen bu durum birkaç gün sürebilir. Dolayısıyla zevk aldığınız şeyler bize sürekli mutluluk getirmez. Gördüğünüz gibi mutluluk 5 dakika veya 5 saat süreyle olmamalı. Mutlulukta süreklilik olmalı. Yani devam etmeli. Tüm istekleriniz ve arzularınız gerçekleştiğinde kendimizi mutlu hissederiz. Filozof Aristo'ya göre insanlar ölmeden hemen önce arkasına baktığında tüm isteklerinin gerçekleştiğini gördüğü zaman mutlu olduğunu hissederler. Evet şimdiye kadar size filozofik yönünden bahsettiğim mutluluğun. Şimdi sizlere Dünya Mutluluk raporundan bahsedebilirim. Birleşmiş Milletler her sene bu raporu yayınlıyor. İlk defa 2012'de yayınlanmış. Ben size 2021 sonuçlarını anlatmak istiyorum. Sizce bu çalışmayı yapanlar bir ülkenin mutluluk seviyesini nasıl ölçüyor olabilirler? Cevabı basit. Bu çalışmayı yapmak için araştırmacılar değişik kriterler ve parametreler seçiyorlar. Objektif indikatörler ve subjektif kriterler. 105 farklı ülkeden 1000 kişi seçiyorlar. 1000 kişinin cevaplarını sentez yapıyorlar. Bu şekilde ülkelerin mutluluk seviyesini ölçüyorlar. Sizce bu kriterler neler olabilir? Bir fikriniz var mıdır? Hep birlikte tek tek inceleyelim isterseniz. Birinci kriter gayri safi milli hasıla. Bu bir ülkenin zenginliğidir aslında. Kısa bir matematik hesabı. Bir ülkenin her sene toplam ürettiği zenginliği ele alalım. Bu toplam rakamı ülkenin nüfusuna bölelim çıkan rakam bize ülkede kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı verecektir. Hesap kolay, öyle değil mi? Bu durumda düşük nüfuslu ülkeler daha şanslı. Örneğin şanslı ülkelerden ilk akla gelenler Lüksemburg, Norveç ülkeleri diyebiliriz. Belki hepimizin aklına şu soru gelmiş olabilir. Para mutluluk getirir mi? Haklısınız. Para her zaman mutluluk getirmez. Ama bu cümlenin sonuna yardımcı olabilir ekleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak para mutluluk getirmez ama yardımcı olur. Neye yardımcı olur mesela? Daha rahat yaşamamıza, yani kendimizi iyi hissetmemize. İkinci kriter ömür diyebilirim. Yani bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre. Mesela Türkiye'de ortalama ömür süresi 79 yıldır. Bu arada bilgisini vereyim. Bu değer 2017-19 istatistikleriyle hesaplanmış bir değerdir. Sizce bu kriter neden seçilmiş olabilir? Birlikte düşünelim isterseniz. Bir ülkede ortalama ömürün yüksek olması ne anlama geliyor sizce? Tabii ki o ülkenin sağlık sistemi çok güzel çalışıyor diyebiliriz. Hastaneler ve klinikler çok modern. Doktorlar çok iyi diyebiliriz. Peki dünyada bu kriter için sıralamada ilk üçte yer alan ülkeler hangileri sizce? Merak ediyor musunuz? Sırasıyla Japonya, İsviçre ve Singapur. Dünya Mutluluk Raporu'nun üçüncü kriteri ise sosyal yardımlaşma. Bir yardıma ihtiyacınız olduğunda güvenecek birisinin olması çok önemlidir. Örnek verecek olursak aileniz, eşiniz veya arkadaşlarınız mesela. Bu durumda kendimizi iyi hissederiz öyle değil mi? Ayrıca bu kriterde Türkiye'nin sıralamadaki yeri üstlerdedir diyebiliriz. Çünkü biz toplum olarak yardımlaşmayı çok seviyoruz. Bu özelliğimizi zamanla kaybetmiş olsak bile bence hala birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız. Bu kriterde en iyi sıralamaya sahip 3 ülke sırasıyla İzlanda, İrlanda ve Danimarka diyebiliriz. Dördüncü kriterimiz ise güvendir. Biz buna Türkçe'de birisine güvenmek deriz. Birisine güvenmek ne demektir? Bilirsiniz ki o kişi yalan söylemez, sizi aldatmaz. Bu rapora çalıştığımız şirketlere örnek verebilirim. İnsanlar örneğin şirketleri yolsuzluk yapmıyor ise şirketlerine güvenirler. Aksi takdirde şirketlerine bağlılıkları kalmaz. Öyle değil mi? Beşinci kriterimiz ise özgürlük. Burada kişiler kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar mı? Yoksa bir zorlama mı var? Örneğin işinizi değiştirmek istediğinizde yapabiliyorsunuz. Başka bir örnek vereyim. Yaşadığınız şehirden veya ülkeden başka bir şehre veya ülkeye taşınmak istiyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Evlenmek veya boşanmak yani ayrılmak istiyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bunları yapamadığınız ülkeleri bir düşünün. Durum onlar için çok can sıkıcı öyle değil mi? Altıncı ve en son kriter ise cömertlik. Cömertlik nasıl ölçülüyor biliyor musunuz? Örneğin çeşitli yardım kuruluşları için toplanan yardımlara bakılıyor. Demek oluyor ki birilerine yardımcı olabilmek insanları mutlu ediyor ve kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu kriter için sıralamada en üst sıralarda Burma, Endonezya ve Malta bulunuyor. Tüm bu kriterlere bakıldığında sizce dünyanın en mutlu ülkeleri hangileri bir fikriniz var mıdır? Sizleri fazla bekletmeden söyleyeyim isterseniz. Bütün kriterleri topladığımızda sıralamanın en başında Finlandiya yer alıyor. İkinci sırada Danimarka, 3. sırada İsviçre yer alıyor. İzlanda 4. ve Hollanda ise 5. sırada yer alıyor. Eğer ülkenizin durumunu merak ediyorsanız internetten bakabilirsiniz. Ne yapmalısınız? Dünya Mutluluk Sıralaması Raporu 2021 yazarsanız karşınıza liste çıkacaktır. Sonuç olarak anladık ki mutluluk tatmin olduğumuz tüm arzularımızın yani isteklerimizin gerçekleştiği kalıcı bir haldir. Bu duruma ulaşmak için çevresel faktörler de önemlidir. Bu faktörlerin çoğu bize bağlı değildir. Yaşadığımız ülkeye fak bağlı faktörler olabilir mesela. Hepimizin dikkatini çekmiştir. Bazı gazetelerin köşe yazılarında mutluluğun formülü ile alakalı yazılar görmüşsünüzdür. Spor yapmanın, dengelli beslenmenin, tatile gitmenin veya güzel bir araba almanın mutluluk verdiğinden bahsedilir. Hayatının ideal eşini bulmanın mutluluk verebileceğinden bahsedilir. Tutku ile yaptığımız bir işimiz olması gerektiğinden bahsedilir mesela. Bunların hepsini düşününce biraz stresli hissetmiyor musunuz kendinize? Ben hissediyorum işin gerçeği. Buradan bir sonuç çıkaracak olursak aslında burada anlatılan tüm aksiyonlar herkesi mutlu etmez. Örneğin ben bisiklet sürmekten çok zevk alıyorumdur. Yan komşum ise bisiklet sürmek yerine sabahları meditasyon yapmaktan zevk alıyor olabilir. Bir başka komşum ise belki de yürüyüş yapmaktan zevk alıyordur. Kim bilir? Bazı insanlar tatillerini deniz kenarında güneşlenerek geçirirken mutlu oluyor olabilir. Başka bir grup insanda daha çok bir ormanın içerisinde veya bir dağ başında trekking yaparak mutlu oluyor olabilir. Sonuç olarak bu kişinin tercihlerine göre değişebilir. Peki mutluluk uzmanları mutlu olmamıza nasıl yardımcı olabilir sizce? İşte bu durumda kendini bilmek çok önemlidir. Herkes birbirinden farklıdır. Bizi neyin mutlu ettiğini bilmek için farklılıklarımızı, benzersizliğimizi takdir etmeyi öğrenmeliyiz. Eğer başkalarına benzemeye çalışırsanız veya onların mutluluk reçetelerini kopyalarsanız sonuç sizin için hüsran olabilir. Kıskançlıktan başka bir şey olamaz. Bunun yerine kendimizi iyi tanımayı denemeliyiz, öyle değil mi? Bu arada hüsran, beklenilen bir şeyin elde edilememesinden duyulan acıdır kendimize çeşitli sorular sormalıyız. Ben kimim? Neler yapmak beni mutlu ediyor? Eğer bu soruların cevabını kendimiz bulabilirsek ve bunları uygulayabilirsek mutlu olabiliriz. Ayrıca mutluluk bencil bir zevk olmamalıdır. Mümkün olduğunca paylaşılması gereken bir şey olmalıdır. Diğer zenginliklerin aksine paylaşılarak büyüyebilen bir zenginliktir mutluluk. Bugünlük podcastımızın sonuna geldik. Sonuna kadar podcastımı dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere yine hatırlatmak istiyorum. Her gün yarım saat bile olsa Türkçe ile alakalı bir şeyler yapın mutlaka. Ayrıca eğer benim podcast'larımı faydalı buluyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenebilirsiniz ve isterseniz çevrenizde Türkçe öğrenenler var ise onlara gönderebilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Bu sayede Türkçe öğrenmek isteyen başkalarına da kolaylıkla ulaşabilirim. Umarım bir sonraki podcastımı merakla bekliyorsunuzdur. 2 hafta içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.